Kanalımıza hoş geldiniz. Bakın kocamın yüz ifadesinden anlayacaksınız ki ne mi anlayacaksınız? Bugün günlerden pazar ve kocam bey bana yardım edecek. Beraber onunla misafir odası temizliği yapacağız. O çekyatları çekecek, ben sileceğim. Ondan sonra akşamlık ne istersin yemek olarak? Sen bilirsin, sen ne istiyorsun onu yaparsın. Sen bilirsin, sen ne istiyorsun onu yap diyor. Çünkü ne yapacağımı biliyor. Çakal var, çok çakalsın sen. Bu akşam kaşarlı, sucuklu pide yapacağım. Bir de sade kaşarlı. Öyle bakalım. Şimdi önce pideleri hak et... Bir de magnolia tatlısı yapacağım, çilekli muzlu. Önce ama şeyleri hak etmen için, pideleri hak etmen için ne yapman lazım? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Neyi söyleyeyim? Ne yapman lazım pideleri hak etmen için? Ne yapmam lazım? Temizlik yapman lazım. Bana yardım etmen lazım. Tamam hayatım, ben sana yardım ederim. Ben karşıdan bakacağım sana. Sen güzel yapıyor mu yapmıyor mu diye bakacağım. Bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Ben bunu sessiz sakin diye aldım. Demek ki sessiz sakin koca aldığınızda 20 sene sonra böyle açılabiliyor. Dikkat edin. Ya da benim gibi konuşsana konuşsana demeyin. Ben dedim bak şimdi susturamıyorum. Ya siz bir de kameralar kapalı ki onu görün. Şu an kameralar oynadığı için sesi çıkmıyor. Çok çakalı, çok. Bak önüm önüm. Senin kadar oğlum. Ay, ay çok kızgın. Hadi bak sen de oruçlusun, ben de oruçluyum. Mustafa Can da oruçlu. Ne yapıyor? Mustafa Can şu an odasını temizliyor. Video çekeceğim dedi. Bırak video çekeceğim diye odasını çok güzel temizliyor, aramızda kalsın. Ben odamın videosunu çekeceğim dedi. Şimdi odasını temizliyor. Videosunu da çekiyor bakalım. Hep beraber seyrediniz Can Can TV. Erticim sen de bir video çeksene misafir odası nasıl temizlenir diye. He? Ben anlamıyorum öyle işte. Hadi sen bana sadece çekyatla çekmeye yardım et yeter. Çok halsizim. Çekyatla çekemeyeceğim. Tamam mı? Hı. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi gel lan buraya. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam bütün evi temizledin. Sen yapayım ben oturuyorum. Anlaştık. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey anlaşamayız. Anlaşırız. Hadi bakalım. Şimdi hep beraber temizlik yapıyoruz aile boyu. Pazar günü ne yapılır? Temizlik yapılır. Çünkü sokağa çıkma yasağı var. Ya öyle işte. Temizliğe başlıyoruz. Saat bu arada kaç olmuş? 2. Anca zaten. Evet. Temizlik biter. Anca bir saatte temizler işte. İftar için çorba yaparım. Pide hazırlarım. Ondan tatlı yaparım. Öyle. Allah ne verdiyse yeriz. Değil mi hayatım? Evet. Aynen. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ya. Hadi şimdi sonra temizlik yapacağım. Take it, I'm gonna dash. Wanna get you right now. Need to take me to the park.
right now. It's taking me like bombing. Heart gon' speed so god. Splash on my brain. Wanna get you down, dog. Letting your head top top. When the leaf can on our dash. On your flavor, splash on my brain. I dash on your brain. That game me so bad. You're such a slayer. Splash on my brain. I dash on your brain. That game me so bad. You're such a slayer. Dancing on my ass like a move. Shit in my shoes, blood to your bed, I never lose. Should be that we're getting loose. See me now, no one can take you off. One more time, babe, please take that off. Swimming on the beat, no need to get that car. Swimming on the beat, no need to get that car. I get the cash and I go hard. Spend all the cash on the fashion. Ain't gotta talk on the shit at all. Shorty just let everybody talk. Shorty just let everybody talk. Who's your man? Where you going? Crazy old man, I'm keeping on dying. 어젯밤만 네 생각에 잠도 못 이뤄. Yeah. 어젯밤만 네 생각에 뭔가 잘못했어. Just care about it cause 곤란하니까 enemy dizzy. 알아 머리 아파 지금도 너 생각해. Yeah yeah, just wanna keep going. Oh yeah, 오늘 내 약속이. Oh yeah, 있어도 break that shit. 아직 갈게 멀어 우리 사이. Yeah, you're so bulletproof. 안기고 싶어 네 포. 지금 하자 가사 쓰는 중. 너 생각에 잠겨. Yeah yeah, break me so bad. 이건 내가 위험해. Don't tell my friends. 지금 건 다시. Break me so bad. 이건 내가 위험해. 네, büyük tartışmalar sonunda. Yazın bir ay kalmasına rağmen vantilatörü dağıttırabildim. İnat etti bu sene vantilatörü dağıtmayacak diye. Oradan oraya oradan oraya vantilatör gezdiriyoruz. Şimdi diyorum bak çok ortada kalıyor. Toplayıver 2 dakikada diyorum. Ne diyorsun bana söyle bakalım hadi. Ne diyeceğim? Şunun şurasında bir ay kalmış. Bir ay sonra zaten dağıt çalıştıracağım. Ya sökçen 4 tane civata ya. Olsun. Allah Allah. Valla. Tersedim keşke Samet ya da Fatih gelip sökeydiler. Hmm. 4 tane civata için beni bu kadar üzdü. Ben de baya zor sanıyorum onu sökecek sanıyorum. Zorsa bak dağıttık ya. Çıkardık kafasını. Ona 30 saniyeni almadı inan. Çok ayıp. Bak 44, 45, 46, 47, 48. Yani bir dakikada dağıtabildin. Bir dakikalık şey için beni kandırdın ya. Helal olsun sana. Olmaz öyle. Kandırmaya başladı beni. Hadi bakalım. Bu arada burası da bitti. En son yine çekerim. Allarını yayacağız. Tozları falan her şeyi aldık. Temizledik güzelce. Böyle bakalım. Evet. Oturma odamın temizliği bitti. Bakın her yer pırıl pırıl oldu. Teşekkür ederim kocam, eline sağlık. Bir şey değil hayatım. Bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben mutfağa giriyorum, tatlıyı yapıyorum. Sen de diğer odalarım devam edersin, olur mu? Bak oğlana bak, süpürmeye başladı bile evi. Video çekeceğim bakın. Çocuklarınızı iş yaptıracaksanız bırakın video çeksin. Video çekeceğim manasında çok güzel toparlıyor eve. Böyle mis gibi oldu, mis gibi de kokuyor. Ay güzel evim benim. Hadi bakalım şimdi devam. İş bitene kadar canım kocam, canım bir tanecik kocam, bir tanecik kocam diyorum. İş bittikten sonra ben. Hadi çabuk. Al canım kocacığım. Şımarma öyle şeyler yok, öyle şey. Canım kocam benim, hadi lütfen canım bir tanecik kocam. Diyorum sana. Evet, mutfakta bitti. Böyle geçen gün dolapta zaten silmiştim. Bu sefer sadece üstten bir süpürüp sildim. Öyle. Böyle. Şimdi ben magnolia tatlısı için hazırlıklara başlayacağım. Muzlu ve çilekli yapacağım. Bizim oğlan muz çilek yemiyor. Ondan muzlu ve çilekli yapacağım. Öyle. Bakalım sonra da gün içinde daha neler neler var. Neler neler bilmiyorum artık. Evet. Şimdi magnolia tatlıma başlayabilirim. Bir kilo sütüm var. Bir kilo sütümü tenceremi alıyorum. Dediğim gibi ben bu tatlı iki çeşit yapacağım. Hatta şu an karar verdim 3 çeşit. 4 kaşık da 4 yemek kaşığı dolu dolu unum var.
Evet, süslerken, yani daha doğrusu hazırlarken göreceksiniz. 1,5 bardak şekerim var. Bir tane yumurtamı komple koyuyorum, beyazını, sarısını. Bir de kremamı koyacağım. Bir şeyli yapacağım, bir muzlu yapacağım. Bir çilekli yapacağım. Şöyle göstereyim. Bir muzlu yapacağım, bir çilekli yapacağım. Bir de şöyle küçük bisküviler var. Sadece muhallebisinden koyup aralarına da çikolatadan çikolatam var biraz. Bir de çikolatadan koyup bir de öyle bir çeşit yapacağım. Evet, şimdi yumurtamı kırayım. Kremasını da koyuyorum aynı anda, dediğim gibi. Pişiriyorum. Çıkarttıktan sonra da vanilya koyup güzelce karıştıracağım. Anne, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim anneciğim. Ben bu akşam magnolia tatlısı yapacağım. Magnolia. Yani sütlü bir tatlı. Muzlu yapacağım, çilekli yapacağım, bir de çikolatalı bisküvili yapacağım. Aa. Bunun için önce muhallebisini pişiriyorum. Ne demek, sen işi bilsen, işe gitmeysen. Aynen. Ben de işi biliyorum ve işe gidemiyorum, biliyorsun. Çok oldum. Ücretsiz de çıkartalım daha doğrusu. O yüzden ben de şu an evde. Maalesef. Güzel bir tatlı yapalım akşamlık. Bir de yanına ne yapacağım biliyor musun anneciğim? Ne yapacaksın? Yanına kaşarlı, güzel bir pide yapacağım. Kaşarlı, kıymalı. Kıymalı değil, kaşarlı, sucuklu. Oo, güzel. Sen işini biliyorsun ya. Aynen. Evet. Muhallebim pişti bakın. Görüyorsunuz, sürekli karıştırdığım için hiçbir topaklanma gibi şey olmadı. Gayet de güzel oldu. Şu içine vanilyamı koyuyorum. Ve güzelce eriyene kadar çırpıyorum. Hadi dedim, pide olacak. Pide yanına sütlü tatlı olsun dedim, hafif olsun dedim. Mesela şerbetli bir şey de yapabilirim. Şerbetli bir şey de yapabilirim ama pidenin yanında sütlü, hafif olsun istedim. Bu akşamki konseptim pideci. Bakalım pideciyle. Aşkım, pidenin yanına ne getiriyorlar? Ben bu yüzden beri gitmediğim için unutmuş olabilirim. Ardan getirir. İçecek olarak. Çiğ köfte, evet. Onu çiğ köfte yoğurmak istiyorum. Vaktim kalırsa. Başka? Haydari yapayım istiyorum. Şalgam yok. Kusura bakma. Şalgam nereden? Şalgam yapamam. Şalgam gideceksin, alacaksın. Haydari yapalım. Şöyle güzel bir salata yapalım. Ya da salata yapmayalım bu akşam. Şey diyorum. Biber şöyle yoğurtlayalım. Dolapta var ya kırmızı biberlerimiz. Böyle salçalı biber kırmızı doğranmış. Ya geçen kızarttıydım ya, ben işte gitmiştim. Bir zamanlar ben çalışırken, işte sizle çıkartılmadan önce. Kırmızı biber nerede, var mı be? Var ya şokta. Ha, tamam, varsa. Aa, şey diyorum sana. Anladın? Anladım. Onlardan işte kızartalım, yoğurtlayalım. Tamam, varsa. Ondan sonra acıma bir de aydar yapalım. Bir de yanına ne yapacaktık? Çiğ köfte. Söz vermiyorum ama. Yapalım. Şöyle pide de yapalım. Yanına da tatlı, şöyle güzel bir pideci sofrası arasında verelim. Pideci. Tamam, çok güzel. Şey, bir şey söyleyeceğim ama. Bir şey söyleyeceğim hayatım ama. Şey, pideler 50 milyon. 50 TL. Tamam, elektrik faturasıyla unla şekeri falan, onların parasını da alayım. Diyorsun. Ama olmaz ki ya. Of ya. Of, bana ne. Her neyse, ben tatlı servis yapayım. Alcan olsun senin. Ben seni sessiz konuşmuyorsun diye aldım. Konuşmuyor mu Neda? Hazır. Senin kadar konuşuyor mu? Çok hazır cevap oldun kocacığım. Ama ne olacak, üzüm üzüme baka baka kararır. Benim yanımda 21 sene oldu, Allah'ımıza şükür olsun. 21 sene bir arada olunca açıldı. Allah şükür çok mutluyuz. Ailece. Amin. Allah mutluluğumuzu bozmasın. Amin. Bu arada saçını bir daha böyle kısa kestirme, çocuk gibi olmuşsun, hiç sevmedim. Mas kestim. Evet. O senin az önceki renkli kombinin var ya, bu videonun bir tarafına koyacağım. Kafası karışmış bir kombin yapmış bugün markete giderken. Arkasından çok güldüm. Biraz kızdı galiba azıcık ama şu an yüzü değişti ama. Şşt. Ne seyrediyorsun? Hadi bakalım, ben tatlıma dönüyorum. Bak, orası tezgahım dağınık. Şimdi orada çünkü tatlı yapıyorum. Tatlımı bitireyim, sonra geri gelirim. Şşt. Seviyorum seni. Bay bay. Yoruldun değil mi? Benim de bak, benim de modum düştü, sesim düştü.
şimdi yapmaya başlayabiliriz. Zaten banyonun normal tek tarifini vermeyeceğim. Zaten herkes yerde var, herkes biliyor. Evet, bakın gayet güzel oldu. Şimdi bunlar böyle muzlu, çilekli yapmaya devam edeceğim. Aynı şekilde muzlu yaparken de muzları diziyorsunuz. İstiyorsanız bir kat daha koyabilirsiniz. Sadece böyle benim gibi yaptığı tek katta koyabilirsiniz. Bu sizin tamamen zevkinize kalmış. Böyle elimde çikolatalar vardı. Değişiklik olsun diye bir tane dedim çikolatalı yapayım. Dediğim gibi tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Neydi olacak olmayacağı. Bir tanesi de böyle çikolatalı oldu. Bakın. Şimdi ben yapmaya devam ediyorum. Şöyle petibör bisküviler vardı. Şöyle küçük petibör bisküviler çıktı ya. Onlardan vardı elimde. Şimdi de onlarla bir şey yapacağım. Böyle kıyıdan biraz gözükecek gibi. Bu sefer altına şey koymadım, bisküvi parçası koymadım zaten, bisküviler var. Oğlum da çilek sevmiyor diye gelmiş bana sipariş veriyor. Ne diyor hayatım? Muzu daha çok yapsın. Muzu daha çok olsun diye. Muzu daha çok olsun diyor. Olsun demiyorum, yapar mısın diyor. Muzu daha çok yapar mısın diyor Say, tamam. Olsun demez benim oğlum. Yapar mısın der. Böyle bakın. Sırf içi bisküvi dolu. Bakın hazırladım. Bakın arkadaşlar, herkesin evinde böyle kup olmayabilir. Benim de yoktu, yeni aldım. Ama böyle bir bardak. Normal bildiğimiz bardaklar da olabilir. Bakın böyle bir bardağı altına koyuyorum yine. Bu arada bisküvi, cici bebeli bisküvi kullandım. Acele ediyorum ve oğlumun sözünü dinledim. İşte dedim, oruçtu oruçtu. Madem muzlu istiyorsan ona bir tane daha muzlu yapayım dedim. Çünkü dediğim gibi o çileği pek sevmiyor. O bir muz canavarı. Şöyle tekrar ortasına muz koyayım. Muzu çok seviyor. Hem de muzum elinde kalacak. Hazır kesikte kalmasın diye. Tekrar. Bakın. Bakın. Ne güzel, bardakta da gayet şık olabiliyor. Bakın çok bereketli bir tarifte. Bakın bunlar çıktı. Bardakta da çok şık duruyor. Bakar mısınız ne kadar güzel. 3 tane çilekli yaptım. 3 tane muzlu yaptım. Daha doğrusu şöyle. Böyle 3 tane muzlu. 2 tane de biri bisküvili biri de çikolatalı. Böyle. Şimdi bunlar biraz ılınınca dolaba girmeye hazırlar. Bu arada ben de pidemonumu tutacağım.
bakın. Bu akşamki tatlarım hazır. Evet arkadaşlar, iftar için yapacak olan pide namurunu tutmaya başlıyorum. Böyle kaynak suyu bu yarım bardak sütümün üstüne tamamlıyorum. Böylelikle sütüm ılınmış oldu. Biraz sütünün soğuk gelirse ben tekrar biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Şu an ılındı. Gayet iyi oldu. Mayamı koyuyorum. Bir dolu dolu yemek kaşığı şekerimi koyuyorum. Bir yumurtamı koyuyorum. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Onu koyuyorum. Ve bir tatlı kaşığı kadar da karardan tuz ekliyorum. Şimdi bunları önce bir karıştırıyorum. Ondan sonra un eklemeye başlıyorum. Hamurumu böyle güzelce örtüm burada kabarması için. Burada çıkan bulaşıkları yıkadım. Şimdi de burada geldim. Ben çeşit peynir, tel peynir diyorlar ya, ondan yapacağım bugün. Ve şöyle mezelli peynirim var. Bununla bunu karıştıracağım. Komşu pastırma verdi. O yüzden biraz pastırmalı, birazında sucuklu yapacağım. Şimdi ben bunları hazırlayayım yavaş yavaş. Sonra gelin. Şimdi arkadaşlar ben söyleyeyim. Ben niye tel peynir kullanıyorum biliyor musunuz? Tel peynir daha ekonomik oluyor. Düşünsene şu kadar bir kase 14 lira 15 lira falan. Robottan geçirdiğiniz zaman ya da rendelediğiniz zaman bu kadar çok oluyor. Ve ekonomik ve aynı kaşar peynir gibi eriyor. Ve daha lezzetli oluyor. O yüzden ekonomik olsun diye ben tel peynir kullandım. Yani çeşit peynir diye de geçiyor. Bu da komşunun verdiği pastırmalı, şöyle şöyle doğradım. Burada da sucuğum var. Öyle bakalım şimdi. Hazırlıklar devam ediyor. Evet. Bir pazar günümüzün daha sonuna geldik. Evet, pidelerimizi yaptık. Bunlara cantık deniyor bizim burada, cantık. Pidelerimiz, çiğ köftemiz, tatlımız. Bunlar da yazın yaptığım soslar. Bu da aydarımız, içeceklerimiz. Böyle, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.